Kolay gele arkadaşlar. Sağ ol, hoş geldin. Ne yapıyorsunuz sosyete hayvancılar? İyiyim ya. Hoş geldin, gel. Hoş bulduk. Semai amca merhaba. Sağ ol, teşekkür ederim. Semai amcamız nasıl diyelim, koyunculuğa ömrünü vermiş. Aynen. Abilerimizden. Bana içerisini gezdirmek ister misiniz? Evet, Mert Bey buyurun. Efendim hocam. Hadi bir gezelim bakalım. Tunç gelecek misin? Gel, sen kameramanlığı mı yapıyordun MR'da? Bahsettiğim Tunç biliyorsunuz videolar. Al bakalım. Şöyle. Hava ne güzel. Ne yapacağız? Hareketli olsun. Bir kafesteki kuzuları küçük göstereyim dedim de. Bunlar ne kadar bu şimdi? 2 aylık mı? 2 aylık mı? 2 aylık dede Frans. Bizce Frans damızlıklarımız. Damızlıklar. Benim koşluk. Sütten çıktıktan sonra belki yeme başlıyorsunuz. Bu arkadaş değil mi? Koşluk. Koşluk falan. Koş mu? Evet. Maşallah. Yemliyor musun hep koyunlara? Fil, samat, yonca, silaj, tane arpa. Belli şey var mı? Oranın var mı? Oranın yani göz kararı. Şeyde var ya, süs hayvancılığında %60'ı silajın tane, hem %40 oranında olması lazım. Ortalama yani. Şimdi ineğe benzemiyor. İnekte oynarsın, rasyonda da oyunda oynayamıyor şimdi. Yeri gelmiyor koyuna 3 balle saman yardım oluyor. Yeri geliyor 7 balle yemkarmaya koydum oluyor. Bu aralar ya da bu sezonda en çok karşılaştığınız hastalık nedir? Tunç yaklaş biraz da sesimiz de çıksın istiyorsan. Çok güzel bir şey yapmayayım. Bu sezon... Işte, yani illallah diyeceğim. Mesela inekte illallah diyeceğim, tırnak hastalığı oluyor. Hayvanı rahat ettirmen lazım. İşte ayaklarına bir şey kaçmamız lazım. Koyundaki yani kuzu sıkıntı ne? Doğduğu zaman bu kuzuya 15 gün, 20 gün özen göstereceğim. Gabrakolünü vereceğim. Ben arkadan geleyim. Bu hayvana gabrakol vermemizin nedeni zaten şey, hayvanların yurt dışından geldiği için hiçbir karmaşasının olmaması. Ondan dolayı da hastalık mesela kaptı kuzularımız. Mesela bu koyunu rahat sabahleyin. Ne yapın? Oksan. Parazit. Nedir o? İç parazit. İç parazit. Ha. İlaçlarını yaptık bugün. Dış parazit olmuyor mu koyunlar? Dış parazitleri zaten yapmıştık. Ivomec'le Doctomax vurduk. Bu böyle bir iki tane şeyi çıkanlar olmuş, böyle tüyü dökülenler, onlar şeyle ilgili mi? Ne o? Topal geldiydi onlar, kamyonda yurt dışından gelirken ayakları yırtıldıydı onların. Aha. Sürekli iğne strese soktu, tüyünü attırdı. Ha şeyden. Stres yaptırıyor. Stres yapıyor. Güzel ama tüyükleri yerinde. Şimdi ağaç koyunlar sabahleyin bir şey vermedik ya. Hızlı dolmuş altı ha. Dolu mu altında? Yok yok, şu an çok dolu değil. Güzel, bu taraftakiler? Bunlar da gebe hayvanlarımız şu an. Gebe. Ha doğuranlar, bunlar doğurmuşlar. Bunlar tabii, bunlar kuzulu koyunlarımız. Buradakiler doğmuş. Bunlar gebe hayvanlarımız. Ya da işte yeni şey yapılanlar. Hı hı. Doğacak. Boş. Koç var mı içinde, yok? Yok. Yok, daha koçumuz yok. Neyse bakalım, koçlar da olsun da. Ha bak mesela bunun öyle kaşınıyor hayvan ya. O kaşınır, o geçti onun da keyiften. Mesela iyi canım şöyle. Baksana şuna Tunç, üstüne yaklaş şunu, hı-hı, göster istiyorsan. Bak şey kalmamış üstünde ya. Uyuz olmasa o tüyü takviyeler. Geldiğinde koyunlar uyuzdu. Bunlara 3 sefer Ivomec geçtik. Dektomax geçtik. Şimdi gelirken şeye baktım. Şuradan yere de baktım. Şeyle ne yapacağız ya? Bu arpa takviyeyi nasıl yapacağız şimdi? Oraya ya şu an trakyon girmiyor yani. Girse toplayacak, şey yapacak. Ya ya ya. 1-2 gün daha şey yapması lazım değil mi? 2 gün daha verirsem o. O zaman 2 gün sonra bakalım oraya bir operasyon alalım. Goble mi çekeceğiz, ne çekeceğiz? Vallahi hiç Aysan'la falan uğraşamayacağız. Bir goble ile çekip ekelim mi? Artık ne yapacağız yani? Babalara da güven olmuyor ki. 2 gün sonra yine yarış. Gobleyi çekeceğim, o zaman direkt geçeceğiz. Gobleyi çekeceğiz, ekeceğiz. Ondan sonrasına bakacağız.
Ot ne durumda? Valla veriyoruz onu ya işte biçip biçip. Hayvanların önüne. Saygın. Evet abi. Ne yapıyorsun? İyi abi, yem karmanın bantı arıza yapmış, bunu tamire geldik. Hangi bantı? Yemlere, ineklere, koyunlara yem veren bantı abi. Ha şey yapan, atan mı? Taşıma bantı. Taşıma bantı arıza yapmış. Ya şöyle projelerini önceden bir haber ver bana da sana da böyle güzel bir şey yapalım. Tabii bir program abi. Ayıralım yani şeyde, kanalda. Bizde proje yapmış. Ayçek ağa oturuyor. Manyas hayvancılığın. Evet, Çelik Bey. Merhaba. Merhaba, merhaba. Koyunların içinde böyle grand tuvalet. Aynen. Tarzımız. Tarzımız aynen. Farkımız diyorsun aynen. Yani. İyi bakalım. Benim kardeşim oluyor kendisi. Nereye? Oraya pelet sobası kuracağız biz. Bu şey kaloriferli gibi oluyor. Pelet sobası mı? Aynen. Buraya tekrar küçük yere bak. Nasıl ısınacak biliyor musun? Bütün şuradaki borular... Ya şuranın önüne bir tane cam koysaydınız şuranın önüne, burayı çok güzel kapatırdınız. E ne zaman? 2 seneden beri yer kapacaksınız. Salonu görüyor. Şu yap. Taş mı? Taştan önce bir pencere koyun şuraya ya. Taşınız eksik kalsın. Benim yarış atlarım vardı 2 tane, onlara bir kulübe yapmıştık. Arkadaşlar benim kulübemi bozup, yani atların kaldığı yeri bozup kendilerine şeye gelecek olan arkadaş ofis yapıyorlar. Bayağı da kullanışlı bir şey olacak gibi duruyor ama bakalım son halini de paylaşacağım sizinle, bir göstereyim. Böyle profilin üstüne alçıpan döşediler. İşte köpük strafor falan yaptıktan sonra üstünü sıvayacaklar herhalde. Altına da fayans ya da işte ne deniyor ona, bu parke döşeyip güzel bir ofis yapacaklar. Yani güzel olacak herhalde. Bu yandaki kendi ofisimiz olacak da bu da bakalım bahara yetişecek mi? Sorayım bakayım ona. Çelik! Çelik! Tunç, ofis ne zaman bitiyor? Ne zaman? Ya burada 10 numara manzara vardı, hiçbir şey kalmadı. Gibi oldu içerisi. Dinlemiyorsunuz beni. Beni dinlemiyorsunuz. Şu güzelim manzara varken. Şurada mis gibi yer varken. Şu arkanıza bari bir tane cam açın, geleni gideni görelim ya. Olmaz bu kadar. Cam şart tabii Mert. Allah Allah. Kim geliyor, kim gidiyor. Hani hiçbir tarafta şey yok. Karşısı mis gibi bayır, koruluk. Nasıl izliyorduk değil mi? Tabii canım, hiç şimdi hiç sıfır. Oh, çaylar da geldi. Çayı da içelim, ben sonra kaçarım. Bugün videomu da çektim. Saygın, seni de bekleriz. Bak sen hep buralardasın kardeşim. Böyle nasıl tamam, olacak? Geleceğiz abi. Ne zaman? Paket taş düşürmek için geleceğiz. Ne zaman geleceksin? Hayvanların ayaklarına taşlar batıyor bak. Önümüzdeki hafta içi abi. Ha? Önümüzdeki sözü hafta aldım. Tamam. Nasıl çıkmayacak? Bugün öğlende balık çorbası var diyorsun yani. Aynen. Getir de şu balığı. Uf, ne bu ya böyle? Gibrin. Ne? Gibrin. Gibrin. Ya bunun kafası bu kadar mı tam bu? Ama bunun kafasından yapılmaz mı balık ya? Yaptık. Bunlar neydi Mert? Havyerleri. Havyer yumurtası. Yumurtalar değil mi? Ben balonun içine, çorbanın içine koyayım. Ben de ben ama bak bununla da çorba nasıl olur biliyor musun? Bulçuyu mu? Koca tencere var mı? Şimdi gideceğim alacağım tencereyi. Koca tencereyi alalım. Koca tencere de burada kalsın. Koca tencere de orada kalsın. Vermeyiz. Tencere bizde. Alüminyum tencere yapmak lazım mı? Koca tencere aldım. He? Kara ateşte. Koca tencere aldım. Tenekede değil mi? Kanka alalım ya kanka. Hemen bunda böyle güzel bir balık çorbası olur.